Okulların açıldığı ilk gün ana sınıf öğretmeni Sinem, Seda, Naz, Burak, Tarık, Doğukan, Emre ve Fırat ismindeki öğrencileriyle yan yana dizilip bu fotoğrafı çekilmiştir. Öğrencilerin dizilimine göre şu bilgiler bilinmektedir. Öğretmenin sağında ve solunda dörder öğrenci vardır. Sinem ve Seda öğretmenin solundadır. Sınıfta toplamda 5 erkek, 3 tane kız öğrenci bulunmaktadır. Peki bu bilgilere göre öğretmen bu fotoğrafta elini hangi öğrencisinin başına koymuştur? Öğretmen elini Naz'ın başına koymuştur. Çünkü sınıfta 3 kız öğrenci vardır ve ikisi zaten öğretmenin solunda durmaktadır. Bu yüzden bu kişi Naz'dır. Okan adından çok söz ettiren bilinmez arazide keşfe çıkmış ve bu esnada bir deprem meydana gelmiştir. Deprem esnasında Okan'ın bulunduğu arazi çökmüş ve Okan bir mağaranın içerisine düşmüştür. Okan mağaraya düştüğü gibi yüzyıllardır şehir efsanesi olarak anlatılan canavarlar Okan'ın etrafını sarmıştır. Okan bu canavarların namlarını duyduğu için bu araziye gelmeden önce yanına 3 iksir almıştır. Bu iksirlerden ilki Okan'ı dev haline getirecek bir iksirdir. İkinci iksir ise Okan'a uçma yeteneği verecek bir iksirdir ve sonuncu iksir ise onu görünmez yapacak olan bir iksirdir. Peki Okan, yanına aldığı bu iksirlerden sadece birini içecek zamana sahipse Okan bu iksirlerden hangisini içecektir? Okan görünmezlik iksirini içmeyecektir. Çünkü bu efsanevi canavarlar uzun süredir bu mağarada yaşadığı için koku ve işitme duyguları çok gelişmiştir. Ve bu yüzden canavarlar Okan'ı görünmese bile yakalayacaklardır. Okan devlik iksirini de içmeyecektir. Çünkü mağara oldukça dardır ve canavarlarla bu şekilde baş edemeyecektir. Okan uçma iksirini kullanacaktır. Çünkü Okan uçarak bu canavarlardan kolayca ve hızlı bir şekilde kaçacaktır. Polisler şehirde bir kuyumcu soygununa karışan hırsızı arıyordu ve hırsız hayvanat bahçesine girerek izini kısmi olarak kaybettirmişti. Hırsızın hayvanat bahçesine girdiğini bilen ama hayvanat bahçesinde nereye gittiğini bilmeyen polisler hayvanat bahçesini incelediklerinde hayvanlarla ilgilenen 4 farklı kişiyle karşılaşmışlardır. Fakat polisler hırsız ne kadar kamufle olmaya çalışsa da gördükleri kişilerden birisinin hırsız olduğunu anlamışlardır. Peki siz bu kişilere bakarak hangi kişinin gerçek hırsız olduğunu bulabilir misiniz? Sizce hırsız aslanları etle besleyen bu çalışan mı? Maymun kafesini temizleyen bu çalışan mı? Gergedanı etle besleyen bu çalışan mı? Yoksa son olarak zebralara su veren bu çalışan mıdır? Hırsız gergedana et veren bu kişidir. Çünkü gergedanlar otoburlardır ve hırsız bir bilgi eksikliğinden dolayı kendisini ele vermiştir. Renkli küplerle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görselde toplamda kaç tane küp bulunmaktadır? Küp sayısını bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu görselde toplam 10 tane küp bulunmaktadır. Kolay bir matematik sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki 10 saniye içerisinde A, B ve C harflerinin yerine yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? A yerine yazılması gereken sayı 2, B yerine yazılması gereken sayı 13 ve son olarak C yerine yazılması gereken sayı 14'tür. Donatların verildiği bu görselde birbirinin aynısı olan donatı bulabilir misiniz? Bu donatı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan donat 1 ve 3 numaralı donatlardır.
Mürdüm eriklerinin verildiği bu görselde ise 3 fark bulunmaktadır. Peki kimler bu farkları 10 saniye içerisinde bulabilir? İki erik arasındaki 3 farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Roket ve 3 gezegenin verildiği bu görselde roket hangi gezegene iniş yapacaktır? Bu gezegeni bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Roket A şıkkındaki bu gezegene iniş yapacaktır. Donatların verildiği bu görselde diğerlerinden farklı olan donatı bulabilir misiniz? Bu donatı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan donat resmin sağ üst köşesindedir. Kolay bir matematik işlemiyle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu işlemin sonucunu bulabilir? Cevabı olmayan bu işlemin sonucu 9'dur. Peki siz bu işlemin doğru cevabına ulaşabildiniz mi? Bir parçası eksik olan bu görsel hangi parçayla tamamlanır? Eksik olan parçayı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Eksik olan parça bir numaralı bu parçayla tamamlanır. Uzay araçlarıyla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu iki uzay aracı arasındaki 3 farkı kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? İki uzay aracı arasındaki 3 farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Peki bu uzay aracının gölgesi size verdiğimiz bu gölgelerden hangisidir? Bu gölgeyi bulabilmeniz için süreniz başladı. Uzay aracının gölgesi sağ üst köşedeki bu gölgedir. Kedilerin verildiği bu görselde diğerlerinden farklı olan taş nerededir? Bu taşı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan kedi sol üst köşedeki bu kedidir. Peki bu hayvanın derisi, size verdiğimiz bu derilerden hangisidir? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu zürafanın derisi C şıkkındaki bu desendir. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda ağlayan bir bebeğin başında iki kadın bulunmaktadır. Bu kadınlardan birisi çocuğun annesidir. Peki bu kadınlara bakarak hangi kadının çocuğun annesi olduğunu bulabilir misiniz? Çocuğun annesi soldaki bu kadındır. Çünkü bebek acıktığı için ağlıyor olabilir ve kadın mama hazırlayarak mantıklı şekilde çocuğa yaklaşıyor. Diğer kadının elindeki çocuk çok anlamsızdır. We'll be right back.